Sevgili Sakar teyze. Nasılsın? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Sana daha önce yazamadım. Çünkü yeni taşındık evimize. Evimizin adresi Derearası Mahallesi, numara 11, Düzce. Daha okula kaydım yapılmadı ama yapacakmış annem, öyle dedi. Burası çok güzel bir yer. Komşular var. Hatta bir komşunun köpeği bile var. Hasan da yakında gelecek. O zaman hiç sıkılmayacağım. Hasan kardeşimin adı bu arada. Sakar teyzeciğim, seni çok özledim. Sevgiler, Turna. Zeynep anne sana çok selam söyledi. Artık kalksın gelsin elimi öpsün dedi. Hadi kalk artık anne. Ne olur be kızım kalk artık. Bak bütün sevdiklerin seni bekliyor. Öyle işte. Ben yine gelirim. Gönül merhaba. Merhaba Cahide Hanım. Ben de sizi aramıştım ama ulaşamadım. Bir şey mi oldu? Turna gelmişti bana da. İstanbul'dan gidiyorlarmış onu söylemek için. Nereye gidiyorlarmış? O da bilmiyor. Öğrenir öğrenmez bana adresi yollayacak. Ben ona adresimi verdim. Nereden çıktı şimdi bu? Dur ben bir Şule'yi arayayım bakayım. Allah Allah. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Bu numara kullanılmıyor diyor. Telefonu falan değiştirdi. Bilmiyorum ki. Hayır bir şey değil çocuğun izini kaybedeceğiz. Dur ben bir araştırayım da. Sana haber veririm Gönül. Ben çöpe atacağım. Postacı abi. Efendim küçük hanım. Ben sana şu mektubu versem sen de götürsen olur mu? Bak param da var. Paran sende kalsın ben hallederim. Teşekkür ederim. Bir şey değil küçük hanım.
Kardeş. Buyur abla. Sen bana versene o mektubu. Hangi mektubu abla? Benim kızın verdiği. Ben götürecektim zaten faturaları ödemeye giderken de duramamış çocuk işte. Ya yok muydu elinde çöp poşetiyle geldi sana mektup verdi. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Ben bugün bir delilik yaptım. Gittim sana bir yüzük aldım. Bu yüzük bundan sonra hep yanımda olacak. Ve sen uyandığın gün sana uyurken binlerce kez sorduğun soruyu tekrar soracağım. Benimle evlenir misin? Gidiyor musun? Evet. Geldiğiniz iyi oldu. Zeynep yalnız kalmamış olur. Görüşmek üzere. Benim güzelim. Benim güzel kızım. Benim uyuyan perim. Annem hadi uyan artık. Hadi çık şu karanlıklardan. Hadi yüzümüzü güldür artık. Zeynep bak ne anlatacağım sana. Geçen de turna geldi. Parka gitmiş. Simit almış. Bilirsin çok sever simidi. Simidi yerken özen göstermiş kırıntı dökmemeye. Senin öğrettiğin gibi. Ama tabii simit bu. Susamları yere dökülmüş. İşte tam esnada oradaki bütün kuşlar ayaklarının dibine doluşmuş. Seninkinin neşesini, heyecanını bir göreceksin. Elindeki simidi parçalayıp parçalayıp kuşlara vermiş. Ben ne zaman bir kuş görsem annemi hatırlıyorum diyor. Annem beni merak etmesin. Ben iyiyim. Yemeklerimi yiyorum. Büyümeye çalışıyorum diyor. Bir de ben annemi çok özledim. Onu çok seviyorum dedi. Doktor! Uyandı! Kızım uyandı! Kızım uyandı!
ne demek kaybolmam lazım ya? Sen nereye gidiyorsun? Biz ne olacağız? Ya kızım bak, bak şimdi büyük belada diyorum sana, tamam mı? Yok olmam lazım benim. Herifler gördüğü yerde mıhlayacaklar. Hala biz de olacak diyor ya. Şu an kriye, bana ne? Ya ben yalnız başıma mı doğuracağım? Beni kim götürecek hastaneye ya? Ya sen hiç doğuramayan kadın gördün mü? Her bebek bir şekilde doğuruyor. Git hastaneye doğru. Tamam, bitti. Ya Cengiz, Allah belanı versin. Lanet olsun sana ya. Lanet olsun ulan. Vallahi lanet olsun. Benim başıma ne geldiyse senle karnını doyurayım diye geldi. Anladın mı? Bundan sonrası sizde kızım. Hadi eyvallah. Aç şu telefonu. Melek. Ah. Ay. Oh. Bir ekmek mekmek. İki lokma bir şey getirsene, midem çok kazındı. Ah. Yok ki. Yok tabii. Yok. Evinde iki lokma yemek bile yok. Ulan Cengiz, yaktın beni. Bıraktın gittin. Ah, kaldım böyle. Ah. Ah. Sana güvenen aklımı. Allah bin türlü belanı. Ah. Ah, sancım var. Mideme basıyorlar. Konu komşu iki lokma ekmek getiriyor da karnımızı doyuruyoruz. Ulan çok açız be. Çok açız. Anne. Beter ol Şule. Beter ol Şule, beter ol. Al bebek, al. Doğur şimdi. Kimsemiz de yok. Böyle hep beraber geberip gideceğiz ya. Anne. Ne var? Çay da teyzemden gelmiş değil mi? Sakın! Sakın! Sakın onları arama! Sakın! Gebertelim seni valla. Ah! Midem çok kötü. Sakın onları arama. O karılar seni aradı mı? Merak ettiler mi seni? Ha? Neredesin sen? Ne yapıyorsun biliyor musun o karılar? O Sakar teyzen aradı mı? Sakar teyze, Sakar teyze, Sakar teyze. Nerede Sakar teyzen? Fos! Mektuplar yazıyorsun o kadar. İki kelam tenezzül edip sana cevap yazdı mı? Bilmiyorum zannediyorsun değil mi? Ben her şeyi bilirim. Ama sen şunu kafana sok. Bu dünyada kimseden kimseye hayır yoktur. Anladın mı? Bak kimsemiz yok. Eğer de var ya, o karılara bir telefon açarsan, İnşallah ben ölürüm. İnşallah kardeşin de ölür. Ay. Yani bu. Ne oluyor? Ne var? Cengiz'in karısı sen misin? Benim evet. Buyur emanetin.
Ne oluyor be, bu ne? Kocan elimizde diyoruz. Borcu, cezası ve faiziyle beraber 50.000 oldu. Ödedin ödedin, ödemedin canına ezan okutmasını biliriz. Ne diyorsun sen kardeşim, ben 50.000'i nereden bulayım? 50 kuruş bulamam, karnımda çocuk var, yiyecek yemeğimiz yok. Sen halimizi görmüyor musun ya? O zaman ne diyelim, Allah taksiratını affetsin diye dua edersin. Nasıl yani, ne demek? Ne demek o ya? Şule ben. Meleğin annesi. Tanıdım. Ya neredesiniz siz Allah aşkına? Telefon yok. Adres yok. Merak ettik sizi. Niye aramadınız hiç? İhtiyacım olmasa aramazdım zaten. Benim paraya ihtiyacım var. Çok paraya. Ve acil. Neredesin sen? Düzce'ye gideceğiz. Peki efendim. Bana 2 tane demli çay. Peki efendim. Yok, ayran getirirsen tuzlu. Emriniz. Minder isteyelim mi? Mabadın pek rahat değil. Yok yok. İyiyim ben böyle. Asıl sen rahat değil gibisin orada. Arabayla başka bir yere gidelim mi? İstemiyorum. Çok uzatacak değilim zaten. Para lazım. Cengiz'e, bana, Mele'ye. Yok öyle değil, öyle değil. Çok para lazım yani. Benim hayatta o kadar param olamaz. Ha, senin için sorun değil de, hani o anlamda demedim de, hani sen daha yardım seversin diye şey yapıyorum, söylüyorum. Cengiz mi yine? Bu hayatı Mele'ye de sana da zehir etti. Aç gözünü de gör artık. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Benim nasihate ihtiyacım mı var? Sen bir bana baksana, benim nasihate ihtiyacım mı var? Sen bu parayı verecek misin, vermeyecek misin? Ben onu soruyorum. Sana istediğim parayı vereceğim. Ama benim de bir isteğim var senden. Zeynep'in iyiliği için. Senden Melek öldü demeni istiyorum. Ne? Zeynep'i başka türlü koparamam Melek'ten. Turnasının öldüğünü düşününce umudunu keser diye düşünüyorum. Hem bu senin de işine gelir. Zeynep'in ayaklanıp Mele'yi senden almasını istemediğini çok iyi biliyorum.